bu hafta çok bir haftamız var ama. Ahilik haftası kutlamaları Aydın'da ilk olarak Vali Erol Ayyıldız'a yapılan ziyaretle başladı. Bilim ve Teknoloji İl Müdürü Şeref Yazıcı, Aydın Esnaf Odaları Birlik Başkanı Selahattin Çetin Doğan, Aydın Şoförler Odası 2. Başkanı Oktay Mantar, yılın ahisi seçilen Zeliha Sayıkoğlu, Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Ayyıldız, 1976'dan bu yana terzilik yapan ve Aydın'da yılın ahisi seçilen, Türkiye genelinde de 3. ahi seçilen Zeliha Sayıkoğlu'na plaketini sunup tebrik etti. Yılın ahisi Zeliha Sayıkoğlu 1976 yılında eşiyle birlikte terzilik mesleğine başladıklarını söyledi. Yapıyordum daha terzi. Biz 70'te geldim. Koçanlı Güdüş köyünden göç geldim Aydın'a. Eşi 76'dan beri kendim, hatta eşim terzi tuvaletçi olarak yapmak istedi kendisi. Dedim ben onu istemiyorum. Çünkü herkesin alım gücü var, yok dedim. Hem kumaş parası hem dikiş parası. İsterse açarsanız bana dedim ben tuhafiye üzerine. Bana aç bir dükkan, ben dedim çalışayım orada. Bebeğim üzerine, ne üzerine dedim yapayım. O vesileyle dükkanı açtım 76'da. Benim 11 yaşında bir oğlum vardı. Rahatsızlığım vefat etti. Evet. Ondan sonra bu işi hayatıma atıldım. Bu zamana kadar geldim. Bir zaman biliyorsun herkesin başına gelen bir şey. Biraz iflas ettik, kapattık dükkanı. 4-5 sene ara verdik. Tekrar eşim bu şimdiki yaptığım işi odaklandı. Onun üzerine ben devam ettim. Ben de kendi aşağı yukarı beynimin yanında terzilik yapıyordum ha, işin yanında. İlerlettim işimi. Şimdi pazarlığa döndüm. Pazarcılık yapıyorum. Yani memnunum işimden. Ne kazandıysam ana terimle kazandım. Hiçbir kimsenin katkısı olmadan bugün de çoluğum çocuğumu da evlendirdim. Ona da bakıyorum. Çoluğum çocuğuma da bakıyorum. Onların geleceğini de garanti altına aldım. Aldım. Şöyle aldım. Birini sigorta yaptım kendi yanımda. Birini isteğe bağlı bankrolu yaptım. Birilerini kendim ödüyorum. Kendim emekliyim. Hayat işlerim sağ. Eşim sağ. Eşim dikiyor, ben satıyorum. Bir tane elemanım var. Pazara gitmedim günlerde. Kendim de çalışıyorum dükkanımda. Birlikten güç doğar. Aynen. Şimdi de beraber çalışmalı. Yok, sırt sırta verdik. Ablacığım, Allah sizleri var etsin. Amin, cümlemizle. Allah yoksulluğu göstermesin. Amin, cümlemizle. Vali Erol Ayyıldız da çok güzel bir geleneği yaşattıklarını, bu güzel geleneği geçmişten alıp geleceğe taşıdıklarını ifade etti. Rabbim sizleri var etsin. Amin. Çok güzel bir geleneği yaşatıyoruz. Bu geleneğimizi geçmişten aldık, geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Bu mübareklerin attığı temeller inşallah daha ilelebet kıyamete kadar devam eder. Çünkü çok güzel geleneklerimiz var. Esnaf kültürünü oluşturmak kolay değil. Eğer bugün hala devam ediyorsa, bozulmamışsa, işte bu gibi haftaların ve etkinliklerin ve siz değerli başkanım olsun, değerli hanımefendi olsun, çaba ve gayretleriyle oldu. Ben teşekkür ediyorum. Bu güzel geleneği yaşattınız, gelecek nesile aktardığınızdan dolayı. Çünkü biz yapan, bizi var eden bu değerlerimiz. Hele bir de efelik kültürüyle bunu birleştirip edinirseniz hani tadından yenmez diyorlar. Dolayısıyla o efenin hasletlerine sahip aile kültürüyle yorulmuş bir Aydın'daki esnaf anlayışı belki Türkiye'ye örnek olabilecek bir anlayıştır. Onun için bu geleneği yaşatan, gelecek nesillere aktaran siz değerli dostlara, kardeşlerime ben teşekkür ediyorum. Allah sizlere var etsin. Daha nice yıllara diyoruz inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ahilik haftası kutlamaları daha sonra hükümet konağı önünde gerçekleşen çelenk koyma töreni ve Nazilli Belediyesi mehter takımı eşliğindeki kortej yürüyüşüyle son buldu.